İstanbul'a gidiyorum. Çok kötüyüm ya, cidden çok kötüyüm. Tamam, şu an bir tık daha iyiyim. Artık tipimi mazur görün. Bir saniye. Alo. Ulan bir düzeldim, telefonla konuştum, tekrar bu hale geldim. Şimdi arkadaşlar size açıklama yapmam lazım çünkü videoya başladım. İstanbul'a gidiyorum, artık temelli gidiyorum. Yani bir kere bir gitmiştim, sonra geri İzmir'e dönmüştüm. İşte evi falan yerleştirmiştik ailecek. Şu an artık okulum açılacağı için 4 gün sonra okulum başlıyor. Gidiyorum yani artık. Ya çok üzülüyorum ya. Her videomda ağlıyorum, farkında mısınız? Ya ben iyice ağlak bir YouTuber oldum. Sürekli ağlıyorum. Annem babamla vedalaştım. Krem'le vedalaştım. Erkek arkadaşımla vedalaştım ama alışacağım. Beraber alışacağız. Yani alışmak zorundayım çünkü hani bu şekilde. Aa, benim kapım açıldı. İçeri alınma başladılar. Gideyim ben artık. İstanbul'da görüşürüz. Hoşçakalın, gidiyorum ben. 235 yapmışlar, bir de 35 İzmir plakası. İyice sinirim bozuluyor. Şu uçağa bineceğim, hiç binmek istemiyorum. Geldim, İstanbul'dayım. Cümleten hayırlı olsun. Şimdi Migros'a geldim, bir şeyler alıyorum ev için. Şu halime bakın, burada Migros sepeti, çantam o kadar ağır ki Migros şeylerini doldurdum. Burada iki tane valizim var ve şu an eve doğru yol alıyorum. İki haftadır gelmiyordum eve. Resmen şu an evi unuttum bu arada. Beraber bir şey yapacağız, gireceğiz yine. Açıl lan. Ben biraz pislik herif olduğum için giderken bulaşığı yıkamadan gitmişim. Böyle duruyor burası. Allah'ım. Ya cidden yolda yoruldum ya. Uçak falan biraz böyle şeydi, türbülanslıydı. Uyuyayım diyorum, sürekli uyanıyorum. Bir şeyler çok. Yanımda bir teyze vardı. Allah'ım ya. 30 dakika kilitledi beni. O kadar çok konuştuk. İşte Almanya'da yaşıyormuş da kocasının emekli maaşı şöyleymiş de böyle bir şey. Dedim teyze. Teyze ben de uyuyabilir miyim ya? Ben biraz uyuyabilir miyim? Şimdi şeyleri bekliyorum. Buzdolabı ve çamaşır makinesini kurmaya gelecekler. Bakın çamaşır makinesi burada duruyor. Buzdolabı da şurada duruyor. Bunlar gelip kuracaklar. Buzdolabım kuruldu. Şurada çamaşır makinesi. Bu videoyu var ya dördüncü kez falan çekiyorum. Her seferinde ağlıyorum. Artık ağlamaktan gözlerim kıpkırmızı oldu yani. Zaten tipimden de anlamışsınız, leş gibi gözüküyorum. Bok mu vardı diyorum ya, bu benim hayalimdi, bakın biliyorsunuz gerçekten bu benim hayalimdi. İstanbul'a taşınayım, üniversite kazanayım, işte kendi evime çıkayım falan. Ama şu an diyorum ki bok mu vardı? Sen babanın evinde prensesler gibi yaşıyordun, yemediğin önünde yediğin arkanda da, tam tersi. Yani hiçbir şeyle karışılmıyordu ki, genelde insanlar hani böyle ailesi baskıcı olduğu için falan başka eve çıkmak isterler. Neden yaptın diyorum yani, şu an ev o kadar boş ki, evde gezinen bir kedi yok. Annemin babamın televizyonunun sesi yok. Uf, bilmiyorum ya, ben yarın açacağım kamerayı çünkü bugün gerçekten çok kötüyüm. Belki birazdan bir arkadaşımla kahve içmeye çıkarız sitede. Çünkü benim gerçekten biraz kafa dağıtmam lazım. Burada evde böyle tek başıma oturdukça deliriyorum. Sonra zaten erken gelirim, uyurum ve size diğer gün açarım kamerayı çünkü bugün Günaydın. Dün sizi bayağı leş bir halde bırakmıştım. Şu an çok daha iyiyim. Dün dediğim gibi arkadaşımla dışarı çıktık, bir şeyler falan içtik, kendime geldim. Bugün de iyiyim. Sabah böyle hemen bir duş aldım, bir şeyler yaptım, kendime geldim. Şimdi çıkacağım evden. Market alışverişine gideceğiz. Evin ihtiyaçları var. Buzdolabım da kuruldu ya, artık buzdolabını hani işte peyniridir, zeytinidir, bir şeysidir falan doldurmaya başlayacağım. Et falan almayı düşünüyorum. Nasıl et alınır hiçbir fikrim yok ama et alacağız. Bilmiyorum artık. Kıyma derim mesela, verirler herhalde diye düşünüyorum. Saçlarım da şey, inek yalamış da üstüme yapışmış gibi gözükmüyor ama. Şimdi markete gideceğim ya, sizi yanıma götürmeyeceğim. Çünkü neden götürmeyeceğim? Çünkü zaten kollarım dolu olacak ve bir de kamerayı taşıyamam. O yüzden ben bir gideyim. Geleyim, tekrar üstümü giyineyim, size kamerayı açayım ve kahvaltı yapalım, kahvaltı hazırlayalım. Aha, sucuk alayım, sucuklu yumurta yaparız. Bu kadarını alıp taşıyabildim, bunları getirdim, göstereyim size. Şurada şöyle manavlık bir şeyler aldım. A101'den sütle yumurta aldım. Şu ekmekler çok tatlı değil mi Allah aşkına? Tam böyle atıştırmalık, içine sandviç yap ye. Asıl bu kıymalar tatlı bu arada. 100 gram, 100 gram, 200 gram kıyma aldım ve yani kıymanın neyden çekildiğini bile bilmiyordum ama bir şekilde hallettim. Kahvaltılık zeytin, peynir, bir şeyler, baharat aldım. Bunu yemeğini nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok ama aldım, belki yaparım diye. Şimdi de sucuk yapacağız beraber, kahvaltı hazırlayacağız. Bence gayet mantıklı bir tabak oldu. Yenir yani. Kamerayı buraya koyarsam bana ne vereceksiniz? Şu an bildiğiniz çaycının üstüne kamera koymayı...
Oha, yemin ederim koydum. Şimdi kahvaltımı hazırladım, gördünüz. Bir an önce onları yemem lazım çünkü açlıktan gebercek durumdayım. Bugünün planları arasında yatağımın gelmesi var. İnşallah bir yatağım olacak arkadaşlar, ama inşallah yani uğraşıyorum. Adamı arıyorum, diyorum ki benim yatağım ne zaman gelecek? Bugün geleceğini söylediler çünkü bana cuma günü teslimat yapılacağını söylediler. Ne zaman gelecek diyorum. Bir saniye dedi, ben de şeyi arayacağım dedi. Sizin yatağınızı getirecek olanları arayacağım dedi. Hani neredelermiş bilgi alacağım dedi. Tamam dedim. Yarım saat geçti, bir saat geçti, herif beni aramıyor. Geri aradım, dedim ki hani aramadınız, döneceğim dediniz, dönmediniz. Dedi ki işte adamlara ulaşamıyorum, galiba telefonlarını arabada unuttular. Dedim neyse ya, sabır. Gerçekten tam olarak böyle söyledim. Dedim ki ulaşınca beni arayın. Yarım saat geçti, yine aramadı kimse beni. Ben arıyorum adamı. Bakın dedim, benim dedim işim gücüm var yani, size göre kendimi şekillendireceğim. Bana saat vermeniz lazım. Yani en azından bir saat öncesi, bir saat sonrası bir saat verin dedim. Sonra adam yine bana bir şey söyleyemedi. Biz dedi siz dedi gelmeden 10-15-20 dakika önce arayacağız dedi. Tamam dedim, yani artık aramalarını bekliyorum. Yani arasınlar da, benim de çünkü akşam işim var, teyzemlere gitmem lazım. Çok sinirlenmişim ben. Ben çok sinirlenmişim. Benim yemek yemem lazım. Yatak için aradılar. Şimdi geliyorlarmış. Şu kılığıma bakın. Şunu değiştirmem lazım. Terliklerime bakın. Böyle karşılasam ne olur acaba? Merhaba, içeri kurabilirsiniz yatağı falan. Ay rezilim. Durun üstümü değiştireyim. Merhaba. İstikbal mobilya geldi. Evet doğru. Çıkabilirler. Tamam. Teşekkürler. Yatağım şimdi yapıldı. Abi şuradaki perdeleri lütfen görmeyin. Onlar geçici olarak oradalar ve yani annemin evdeki perdeleri. Buraya zaten uymuyor, şuna bakın. Buralar böyle havada falan kalmış. Yeni perde sipariş ettim. Onlar gelecek inşallah. Yatağım bu şekilde. Altı baza böyle. Şimdi çarşafını falan sereceğim hatta. Aa, kimin yatağı ya? Bu kimin yatağı? Bakın ev resimlerini falan serdim. Yeşilli bir şeyler serdim. Bu arada yeşil rengi hiç sevmem. Yani bildiğiniz sevmem ama annem de çok bayılır. Almış eve. Ben de evden getirdim. O yüzden bunları sermek zorunda kaldım. Yeni nevresim takımı alır mıyım? Hayır, almam. Çünkü param yetmiyor. Artık hiçbir şeye param yetmiyor. Neyse, şimdi size hemen plandan bahsedeyim. Ne yapacağımdan bahsedeyim. Malum yatağım da geldi. Dışarı çıkacağım. Teyzemlere gideceğim. Çünkü neden teyzemlere gideceğim biliyor musunuz? Ben İzmir'deyken her şeyi teyzemlerin evine sipariş ettim. İşte çatal bıçak takımından perdesine falan hepsini teyzemlere sipariş ettim. Onlar da şu an teyzemlerde duruyor. Büyük bir valizi alacağım şimdi. Şu valizlerimden bir tanesini alacağım, orta boyu ya da büyük boyu. Onunla gideceğim teyzemlere, ona dolduracağım eşyaları, sonra eve geleceğim. Ama bu akşam teyzemlerde de kalabilirim, bilmiyorum. Bir hazırlanayım, edeyim falan, bakarız durumlara göre. Ya teyzemlerde kalırız ya geri döneriz, bir şeyler yaparız. Gardırobum da gelmediği için bütün kıyafetlerim valizde. Böyle 3 tane boy boy valiz burada duruyorlar. Şimdi şunu, büyük olanı boşaltacağım, bunu teyzemlere götüreceğim. Nereye boşaltacağımı da bilmiyorum. Bazanın içine boşaltmaya karar verdim. Bildiğiniz alacağım şimdi valizi, böyle tak diye ters çevireceğim. İçindekilerin hepsi bazanın içine yığılacak. Tek tek katlayıp koymayacaktım yani herhalde. Üşenirim öyle şeylere. Bir de şu üstüm başımı değiştireyim. Hatta sabahtan beri pijama. Sonra bir ulaşıma falan bakayım. Ona göre evden çıkalım. Artık bir teyzemlere gidelim. Çabuk kombinime bakın. Tight giydim altıma. Üstüne bunu giydim. Bunda kolları böyle şeyli. Üstüne de bir tane ceket giydim. Bir de bunun üstüne de mont giyeceğim. Bir de teyzem dedi ki hava yağmurlu. O yüzden hani bilmiyorum. Hava yağmurluymuş ama benim yağmura dair aldığım hiçbir şey yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Burada da valizim var. Valizimi de alacağım şimdi. Çıkacağız dışarı. Şu an bu valizle gidiyor olmamdan daha komik hiçbir şey yok. Gerçekten daha komik hiçbir şey yok. İstanbul kartında ben şey bekliyoruz. Otobüs bekliyoruz. Duraktayız. Bu da valizim. Valizi görünce sinirim bozuluyor ya. Geldim. Şu an donuyorum. Arkadaşlar donuyorum. Havaya bakın. Bulutlara bakın. Of. Ay, yanımdan birileri geçince utandım bir tık. Bir dakika. Neyse durun, şimdi teyzemlere gireyim. Çünkü şu an elimde valizle baya zorlanıyorum. Teyzemlerde açarım. Ne yapsınlar kanala? Kanala ne yapsınlar? Abone olsunlar, Instagram'dan takip etsinler, yorum yazsınlar. Başka? Başka? Yandaki like butonuna bak. Ya sen var ya çak. Çoksun, sen fena bir çocuk oldun he. Ben koltuksuz yaşıma çok kötü. Koltuk yok çünkü sizin koltuklarınızı ben aldım. Geri getireyim mi koltuklarınızı? Getir. Tanesi. Değil mi, ne kadar tatlı çıkıyor lan. Aa, çok hoşuma gitti şu an. Hop, size en son Timur'un seslerini duyuyoruz mu? Arkadan bağırınıp duruyor ama duymazdan gelin. Size en son teyzemlere geldiğimde bırakmıştım ve kamerayı asla açamadım. Çünkü kameranın şarjı bitiyor ve ben şarj aletini almayı unutmuşum. Timur niye bağırınıyor ya?
kameranın şarjını almayı unuttuğum için de bir şey çekemedim. Şimdi teyzemlerden çıkacağım, valizi alacağım. Valiz bu arada o kadar ağır olduk yani, bayağı ağır oldu. Ama yapacak bir şey yok, bir şekilde taşıyacağım yani. Kamerayı çantama koymayı planlıyorum. Yolda bir şey çekmeyeceğim. Çünkü bir de kamerayla uğraşırsam bayağı zorlanırım. Sadece valizle uğraşmak istiyorum. Eve gideceğim, evde size kamerayı tekrardan açacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi kapatıyorum. Hazır mısınız? Şimdi şeyi boşaltacağım. Size içindekileri göstereceğim. Bu arada buradaki her şeyin, ev için satın aldığım her şeyi Instagram'da şöyle bir öne çıkarılanlar yapıp linkler diye oraya koydum. Instagram adresinden bakabilirsiniz. Başlıyorum. Eve bot sipariş etmiştim. Botlarım gelmiş. Şöyle bir tane mop söyledim. Bu o kadar pratikmiş ki, bakın burada su haznesi var. Fıs 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 yapıyorsun, önüne su sıkıyor. Böyle bir tane mop aldım. Şuna çok ihtiyacım vardı. Çatal kaçık bıçak sesi. Şöyle kaçlı, bu 24'lü olması lazım. Bilmiyorum, emin değilim, linkten bakarsınız yine. Sonra teyzem bana bir tık bakliyat verdi. İşte kahve falan verdi. Bunlar benim şeyim, kıyafetlerim, teyzemde kalan. Sonra asıl ihtiyacım olan şey bu perdelerdi. Perdelerin gelmesi çok iyi oldu. Bir de bu var. Bu da saç kurutma makinesi. Bu perdeleri şimdi bir yıkamamız lazım. Ya bunun rengi güzel. Bu beyaz, zaten beyaz istemişim ama bu biraz krem rengiymiş. O yüzden tadım kaçtı. Ama yani bu fiyata anca böyle oluyor, biliyor musunuz? 4 tane perde var burada ve hepsini 600 liraya bir şey aldım. Yani bayağı uygun aldım. O yüzden galiba bu krem rengi oldu ama sıkıntı değil. Şimdi yatak odasına geldim. Yatakta uzanıyorum. Birazdan evden çıkacağım. Nereye gideceğim? Markete gideceğim. Çünkü neden markete gideceğim? Ben şey yapıyorum. Yani bakın mesela markete gittiğim zaman aklıma gelmiyor. Mesela deterjanın yanından geçiyorum ama aklıma deterjan almam gerekiyormuş gibi gelmiyor. Ama sonra eve geliyorum. Çamaşırları yıkamam gerektiğim aklıma geliyor. Deterjan yok diyorum. Deterjan yok oluyorum. Nasıl anlattım ama, çok iyi anlattım diye. Yani sonuç olarak bunu engellemek için ne yaptım biliyor musun? Gittim buzdolabına bir tane post-it yapıştırdım. Post-it'e böyle aklıma geldikçe ihtiyaçlarımı yazdım. Şimdi bir tık bir şeyler birikti. Ben de evde bunaldım yani, biraz dışarı çıkayım dedim. O yüzden dışarı çıkacağım. Bizim sitede bir tane Migros var. O IKEA Migros. Biraz da uzakta. Ya çok uzak değil, böyle 6 dakika falan yürüme mesafesidir. Orada da 3M Migros var. Ben 3M Migros olana gideceğim. Çünkü biraz da hava almak istiyorum. Yürümek istiyorum. Şimdi giyineyim, hazırlanayım, çıkayım. Yataktan düşeceğim şimdi. Şimdi gidip bunları alacağım. Çok bir şey yok ama ağır olacaklarını tahmin ettiğim için bu kadar taşımam yeterli. Size çok üzücü bir şey gösteriyorum. Burası 182 lira arkadaşlar. Burası 182 lira. Gerçekten yumoş aldım, yumuşatıcı. Ondan sonra deterjan aldım. Bu en ucuzuydu, o yüzden boron aldım. İnşallah güzeldir. Sabun neden aldım bilmiyorum. İndirimdeydi. Şeftali yerim diye düşündüm. Stretch film, kilit poşet. Bunları buzdolabına bir şeyler atarken kullanacağım. Tavuk göğsü aldım. Pratik, dolaba atarım. İşte lazım olunca çıkarım falan diye düşündüm. Şu çok pahalıydı. Bu kaç tane? 90 lira mı neydi? Bir tane zeytinyağı. Allah'tan korkun ya. Bir de içerim diye kola ve su. Bu kadar. Ve 182 lira. Geçmiş olsun ekonomimize. Şimdi size bir şey diyeceğim ama bana gülmeyin. Ben çamaşır makinesine ne kadar deterjan koymam gerektiğini bilmiyorum. Ya çok normal olarak bilmiyorum ya. Hayatımda çamaşır makinesini çalıştırmışım. İnternette yazıyorum, diyor ki 90 miligram çamaşır. Nereden bileyim 90 miligram ya? İşte 4 kilo çamaşıra şu kadar miligram bir şey. Lan ben şey miyim? Dereceli silindir miyim ben? Nereden ölçeyim gözümde 90 miligrammış? Neyse sonra annemi aramak istedim. Annem uyumuş. Babam dedi ki annen uyudu. Babam da bilmez böyle şeyleri. Şu an ne yapayım biliyorsunuz mu? Manitam şimdi bir tane kız arkadaşıyla dışarıda oturuyordu. Diyeyim ki arkadaşına sor. Arkadaşı da bu arada öğrenci evinde kalıyor. Ona sor diyeyim, ne kadar koyayım. Tamam, çok mantıklı. Aynen böyle yapalım. Hadi gideyim sorayım şimdi bir. O kadar hiç bilmiyorum ki. Arkadaşlar taktik istedim. Yumuşatıcıyı da o kapağını açıyorsun ya. O bir kapak kadar koy, doldur. Cidden taktik istedim yani. Vallahi koydum, inşallah doğrudur. Şimdi sadece bu beyaz güneşlik perdeleri astım. İlk defa yapacağım, hazır mısınız? Şimdi hızlı diyeceğim ama süper hızlı değil. Şu hızlıdan. Süper hızlıya gerek yok. Sonra buradan devir sayısı ya da sıcaklık ayarı bir şeyler seçebiliriz. 60 derece çok. 60'a gerek var mı? Bence bir şey diyeceğim. Kaç olsun ya? Bence 40 olsun. Devir ayarına da bir 800, 600, 800 öyle bir şey gir demişti adam. Tamam, 800 iyidir. Burada başka bir şey var mı? Başlatıyorum. Hadi bakalım, bismillah. Oha, çok heyecanlandım şu an. Bayağı heyecanlandım şu an bu arada gerçekten. Şimdi ilk defa çalışıyorum. Şimdi balkona çıktım. Hava falan karardı. Yemek yapmam lazım çünkü kurt gibi acıktım. Aşırı acıktım. Dünden ya da ondan önceki günden kalan
köfte vardı, onu yapmayı planlıyorum. 8'de hazır köfteler oluyor ya, onlardan aldım. 4 tanesini yaptım, 4 tanesi kaldı. Şimdi kalan 4 tanesini yapalım. Yanına da pilav yapamayız çünkü pirincim yok. Makarna yapabiliriz. Sürekli makarna yapıyorum ama yine yapacak bir şey yok, yani makarna yapacağım. Ya annemin evinde o kadar güzeldi ki, annemin evinde hep hazır yemek olurdu. Isıtırdım yerdim. Ya da ısıtmazdım, annem hazırlardı, öyle yerdik. Anne seni çok özledim, seni çok seviyorum. Anne bu videoyu izlediğinde bana mesaj atsana. Tam şu videoyu izlediğinde kapat şu an videoyu ve bana WhatsApp'a girip mesaj at. Annem ne zaman izleyecek videomu çok merak ediyorum. Öyle hadi gireyim içeri, yemek yapalım. Burada da şu an bir yemek yapma çalışmaları var. Size yemin ederim abartısız her öğünde makarna yiyorum. Çünkü yani yanına yapabildiğim tek aparatif şu an bu. Baksanıza şöyle iki yağlı kaldım. Çok güzel değil mi? Hemen şunları şimdi doldurayım bir yağlarla, bir dakika. Ene çok tatlı olmadılar mı ya? Çok hoşuma gitti. Bunların hepsi bu arada linkte var yani. Her aldığım şey linkte var. Bunları hep internetten sipariş ettim. Çok tatlı gözüküyor. Ya bakın şimdi burada kuru fasulye var, tamam mı? Bunu haşlayacaktım. Buzdolabına atacaktım. Sonra işte salatadır, yemektir. Hemen buzdolabından çıkartıp hazırlayacaktım. Ama bu niye böyle köpük köpük oldu ya? Anlamadım. Normal mi böyle olması? İnşallah normaldir. Bu arada bakın bu tülü de astım ve bence gayet güzel ve spor durdu. Yani ben beğendim. Ben böyle spor model alıyordum. Desenli mesenli bir şey aramıyordum. Çünkü onlar çok babaanne işi oluyorlar. Şurada da güneşlikler var. Onları da kurusun diye astım oraya. Böyle oldu. Güzel oldu. Yatağa geldim. Yatacağım, uyuyacağım, zıbıracağım şimdi. Ne söyleyeceğim size? Ha, bugün bakın pazar günü, yarın pazartesi günü ve benim okulum pazartesi günü açılıyor, yani yarın açılıyor. Ama yarına şey koymuşlar. İşte açılış töreni, açılış konuşması, eğitim ateşinin yakılması yazıyor, biliyor musunuz bunu açılış planlamasında? Böyle saat saat bir plan atmışlar. Orada eğitim ateşinin yakılması 10 çeyrek yazıyordu. Lan ne eğitimi ne ateşi? Benim ateşim ateşim kalmadı. Benim eğitime karşı olan ateşim ne, hepsi söndü. Şu an ıslak, yani yanmaz. Atsalar da yanmaz. Ama bilmiyorum ne yapacağız. Lan annemle babam izleyecek. Anneciğim babacığım, ders aşkıyla yanıp tutuşuyorum. Bak ateşi de zaten yarın yakacaklar. Ben var ya sönmem. Tövbe bismillah, sönmem daha da. Sürekli ders çalışırım anneciğim babacığım. Ah, öpüyorum sizi canlarım benim. Yani yarın okulun ilk günü gibi bir şey olmuyor. O yüzden salı günü okulun ilk günü vlogu çekeceğim. İşte okula gittiğimde falan kameramı da götürürüm. Bir şeyler çekmeye çalışırım. Bir tık utanacağım gibi hissediyorum. Çünkü herkese yeni tanışacağım. Ve o sırada kamera açacak olmak biraz beni korkutuyor ama... Öyle bir video gelecek yani. Siz şimdiden kanalıma abone olup zilini açarsanız kanalın, bildirimi mutlaka alırsınız. Ben Instagram üzerinden de duyuruyorum videoları, ne zaman yükleyeceğim, edeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok 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 seviyorum ve yatıyorum ve uyuyorum ve öyle işte.